maddemiz Dilan Polat maddesi. Türkiye'de hakikaten Dilan Polat'a hepimizin teşekkürler etmesi gerekiyor. Neden? Çünkü Dilan Polat hanımefendi görgüsüzlüğüyle, insanlara karşı kullandığı bayağı dille, popülizmle birlikte beyaz eller operasyonunu başlattı ve kendisini de aslında ihbar etmiş oldu. Dilan Polat meselesini aman ha aman sıradan bir vaka gibi algılamayın. Çünkü Dilan Polat meselesinin bu kadar kısa zamanda bu kadar büyük bir gelir elde edilmesi meselesinin, bu yüzsüzlük meselesinin, bu görgüsüzlük meselesinin boyutları ortaya çıktıkça bir tür çetesel yapılanma, çeteseli ironi olarak söylüyorum, olduğu, arkasında devasa bir organizasyon olduğunu hep beraber görüyoruz. Belli ki Dilan Polat ve ailesi hüngür şapırt ağlamaya devam edecek. Lakin halkımızın, insanımızın nafakasını kafanıza böyle bigudi gibi yaparsanız, kocam bana işte uçak aldı deyip onun fotoğraflarını verirseniz, iyi ki de yaptınız bunları, yakalanırsanız. MASAK az buz bir organizasyon değil. Ve MASAK'ın bütün bunları tespit edip, bütün bunların arkasında olan bitenleri ortaya koyup, Türkiye'de bu anlamda kara para meselesiyle ilgili olarak, ki oraya doğru gidiyor, bir değerlendirme yapması ve bunun üzerine de toplumda somut bir örnek ortaya koyabilmesi gerekiyor. Elbette Zehra Taşkesenlioğlu meselesini gündemden düşürmemek gerekiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olduğu için Taşkesenlioğlu meselesi, Ünsal Banda kocası aile içi bir kavgadan çıkmış oldu. Aslında oradaki meselenin, yolsuzluğun boyutlarının da ne olduğunu daha önceki yayınlarda ben Tele1'deyken göstermiştim. Bir felaket, iki örnek, Türkiye'ye dair iki örnek. O Zehra Taşkesenlioğlu çok enteresan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP grubuna girdiğinde ayakta alkışlanmıştı. Buradan soruyorum, ayakta alkışlayanlara Zehra Taşkesenlioğlu'nun yaptığı usulsüzlükler, yolsuzluklar sizin çok da hoşunuza gittiği için mi alkışlıyorsunuz? Ne tür bir kahramanlık yapmış mesela, yurdumuza ne katmış mesela? Alkışladılar. Burada da Dilan Polat'ın ablası Ezgi diye bir kadın var. Kadın uyuşturucu, işte efendime söyleyeyim, kendi cinsel hayatıyla ilgili açıklamalar, değerlendirmeler yaptı. Gözaltına alındı, bırakıldı. Onu da alkışladılar çalışanları. Yani Türkiye'de onurlu, namuslu, alın teriyle çalışmak cezalandırılıyor. Her türlü sahtekarlığı yapmak alkışlarla, siyaset sahnesi dahil olmak üzere alkışlarla karşılanıyor. Böyle bir ülke olur mu arkadaşlar? Olur. Bizim ülkemiz. Böyle bir insan malzemesi tırnak içinde olur mu? Olur. Bizim insanımız bu hale getirildi. Liberalizm dediğimiz, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Her türlü ahlaksızlık, her türlü ahlaksızlığın üzerinden ortaya çıkan tablo bir meşru zemin oluşturdu. Neyin meşruiyeti bu? İşte bu pisliğin, arsızlığın, arlanmazlığın bir... Evet, onun göstergesi.